Bugün Antalya'nın en büyük seracılık fuarındayız. Tarım makineleri ve hayvancılık bölümüne bakmaya başlayacağız. Mehmet Kaysan standları sol tarafımızda. Kaysan standını görüyorsunuz. Ak Ziraat'in tarım makineleri. Nereye geldin be? Merhaba, kolay gelsin. Fuar nasıl gidiyor? Merhabalar, hoş geldiniz. Fuarımız bugün 3. günümüz. Gerçekten çok güzel gidiyor. Bu yıl 2. katılışımız bizim bu fuara. Bu fuara katılmaktaki amacımız yurt dışından çok sayıda misafirimiz geliyor. Katılımcılar var. O yüzden ihracata biraz daha böyle önem vermek istiyoruz. O açıdan bu fuara katıldık. Süper. Yeni ürününüz olan taş kırma makinesiyle ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Bizi herkes tutkun kardeşleri taş toplama makinesiyle tanır yıllardan beri. Türkiye'de ilk üreten biziz. Biz şöyle bir sloganımız da var. Ekmeğini taştan çıkar. Yine biz ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz ve taş kırma makinesini üreterek yine çiftçimizin hizmetine sunduk. Bu makinamızı kısaca şöyle bahsedeyim isterseniz. 150 santimetre iş genişliği var. 80 beygir minimum sürüngen şanzımanlı bir traktör istiyor. 20 santimetre derinliğe kadar makinamız çalışabiliyor. Taş toplama makinesinin girmemiş olduğu alanlarda, dar alanlarda, seralarda, bahçelerde bizim makinamız rahatlıkla çalışabiliyor. Bu ürünler yurt dışından hep ithal geliyordu. Artık biz bunları üretiyoruz. Dövizimiz yurt dışına gitmeyecek. Tam tersi, biz bunun ihracatını yaparak Türkiye'de de döviz kazandıracağız. Aynı elinize, zamanda. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Özdöken standının hemen yanındayız. Thank you.
lif yok. Lif olmamış ya. Hattat'ın kendisinde lif otomatik var ya. Bundan öyle. Hattat'ta var. Keçilerin ve koyuların olduğu bölümdeyiz şu anda. Görmüş olduğunuz keçiler Honamlı keçisi. Şuradaki koyunlarsa Pırlak koyunları. Türkiye'nin en büyük seracılık fuarındayız. Katılımcıların sırasını görüyorsunuz. Yoğun bir ilgi var. Bölümlere ayrılmış şekilde. Şimdi ise sulama ve sera ekipmanları, tarım teknolojileri bölümünü gezeceğiz hep birlikte. Fuarın girişinde ikizler Sera bizi karşılıyor. Hemen sol tarafta Sera Teknik. Şimdi ortadan ilerleyelim. Yani şurada bir genç Gülsan'ın tarım aletleri makinelerini görüyoruz. Günler plastiğin ürünleri. Şimdi şuradan makinelere doğru ilerleyelim. Fitsan sulama sistemlerini görüyoruz hemen sağımızda. Ankara'ya. Bir litre de kaç lira?
Bu arada en çok ilgi gören makinesi Viole tohum dikme makinesine. Bakacağız. Bütçeyle alakalı. Parasını verirsen yüklerini dokundurmadan oturup seyrettiğin makine var. 400-500 bin lira civarında. 19 bin lira. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Rica ederim, biraz anlatır mısınız? Pneumatik tohum ekme makinesi. Havayla çalışan, vakumla emiş yapıp tohumları eken bir makine. Her türlü çiçek tohumu, her türlü sebze tohumlarına uygun bir makine. En büyük özelliklerinden bir tanesi herhangi bir doğaya zararlı elektrikli, yağlı, motor aksamının olmaması. Sadece bir kompresör ihtiyacı olan, ki işletmelerin birçoğunda da bu kompresör var zaten. Kompresörle çalışan, havayla çalışan pneumatik bir makine. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kaya yünü ürünü. Ürünün daha düzgün bir şekilde kontrolünü sağlıyorsunuz. Büyüme etaplarını daha kontrolü sağlıyorsunuz. Hastalıklara karşı daha etkin koruma sağlıyorsunuz. Artı topraksız tarımda, termallerde kullanılan bir ürün. Taş yünü. Taş yünü. Ürünün taş yünü. Şu üründe yani tamamen burada büyüterek ürünü alttaki köklenmeyi sağlayarak içeri geçiyorsunuz ve sağlam bir kök yapısı elde etmiş oluyorsunuz. Fidanın büyüme sürecinde aslında daha az zarar görmesi. Daha az zarar görüyor ve hastalıklardan koruyorsunuz. Aşılama sistem, aşılamaya daha rahat yapıyorsunuz. Şeyde, her şeyi daha rahat bir sistem yapıyorsunuz. Şurada da mesela şey yapılması, filizlenmesi, ürünün şey yapılması. Şimdi mesela pazartesi koyduk bu tohumları, buraya geldiğimiz gün yaptık. Ham maddesi bu taş yünü, bildiğiniz cam ayı. Evet. Ya, taşın belli bir ısıda patlatılarak yenileşmesi sağlanıyor. Ondan sonra da bu hale geliyor. Yalnız bunun özelliği izolasyon malzemesine benzetiyor ama değil. Çünkü izolasyon malzemesi su tutmaz. Bu su tutuyor. Antibakteriyel özelliği var. Çok güzel. Çok teşekkürler. Şimdi de tohum fide fidan bölümünü ziyaret edeceğiz. Son derece renkliler ve domatesler inanılmaz lezzetli. Şimdi göstereceğim biraz önce. Şundan al denedim. Çok tatlı, çok güzel.
Bunu seviyorum. Bölümünde çok güzel tasarımlarla ürünleri yerleştirmişler. Yüksel Tohum'un bölümündeyiz şu anda.